Örneğin donanımda fa diyez var. Şarkı içinde fa'ları diyez yapıyoruz, tamam. Ama bir yerde ekstra bir tane de do diyez çıktı. Normalde hep do basarken bir yerde do diyez basmak istedik. Veya şarkıda öyle bir şey var. O zaman ne yapacağız? Sadece o do notasının önüne diyez koyacağız. Bir bar içinde, bir kutu içinde do'ya diyez koyduk. İlk notamız do ve do'ya diyez koyduk. Ama ikinci notayı do basmak istiyoruz, natural. O zaman natural işareti koymamız gerekiyor. Şöyle bir kural var arkadaşlar. Bir kutu içinde, bir bar içinde, bir ölçü içinde, üçü de söylenir. Herhangi bir nota arıza almışsa, o nota, o kutu bitene kadar bir daha çıkarsa karşımıza yine arızalı çalınır. Örneğin kutumuzda dediğimiz gibi do diyez var. Do'ya diyez koymuşuz. Ne yapacağız onu? 2'ye 2 çalacağız veya neredeyse işte daha kalınsa 5'e 4 çalacağız. 5'e 3'tü do, 5'e 4 çalacağız. 2'ye 1'di, 2'ye 2 çalacağız. Çaldık. Sonra bir do daha çıktı. O da yine do diyez istiyoruz. Ona tekrar diyez işareti koymamıza gerek yok. Kutu kapanana kadar o tek diyez kutunun içindeki bütün do'ları arızalı yapar. Pekala, o kutu içinde bir daha do basmak istiyorum, natürel do basmak istiyorum. İşte o zaman natürel devreye giriyor. Çünkü niye? Ben do'ya diyez koymasam da başta kutunun başında bir tane aldığı için, diyez aldığı için kurala göre kutunun sonuna kadar gördüğüm bütün do'ları diyezi çalmak zorundayım. Natürel do istiyorsam ne yapacağım? Hemen natürel'i koyacağım tekrar. Natürel'i koyar koymaz kutunun sonuna kadar artık karşımıza bir daha do çıksa bile yine natürel çalmamız gerekiyor. Kural bu. Yani kutu içinde bir nota arıza almışsa kutunun sonuna kadar o arıza geçerlidir. Aksine bir işaret yoksa. Ne aksine işaret? Natürel işaret. Bunu sakın unutma. Bu arızalı notalarla ilgili iki örnek yapalım. Daha iyi kavramaya çalışalım biraz da olsa. Birinci örneğimiz. Pekala. Şimdi bakalım neler oluyor. Parçamızda donanıma bakıyoruz. Donanımda fa diyez var. Ne demek bu? Parça içinde bütün fa'lar diyez çalınacak. Oysa ki bakalım parçanın girişinde fa natürel var. Bakın 4'e 3. Demek ki ne olacak burada? Ne olması gerekiyor? Hani fa diyez olacaktı. Eğer fa basmamız gerekiyorsa bu fa'ya natürel koymamız gerekiyor. Aksi takdirde koymazsak ben onu böyle çalarım. Ve yanlış olur. Demek ki hemen ilk etapta fa natürel koymam gerekiyor buraya. Ve si la si tekrar fa mi re mi ne olacak? Tekrar natürel koymam gerekiyor. La sol la fa mi re mi işte burada gördüğünüz gibi fa diyez oldu. Burada da fa basarsam yanlış olur. Parçanın genelinde fa diyez vardır. O yüzden donanıma fa diyez konur. Ama belli bir bölümde fa natürel olabilir. Burada olduğu gibi çok önemli bir bölüm burası. Fa natürel. Yine fa natürel. Yine fa natürel ve gördüğünüz gibi fa diyez. Ne yaptım? 4'e 4. Sol fa diyez sol basıyorum. Buna örnek olarak bir bakın. Bir örnekte bemol ile ilgili vereceğim. Çok kısa bir örnek hemen. Şu zaten melodiyi hemen hatırlarsınız. Bakalım donanımımıza. Donanımımızda hiç arıza yok. Çok güzel. En temiz donanım. Hiç arıza yok. Demek ki bütün notalar natürel olacak. Buradan bunu anlıyoruz. Aksine bir işaret görmedikçe.
Bakalım pekala parçamıza. Do, do, si, do, si çok güzel. La, tekrar do, do, si, do, si, la yaptık. İşte burada gördüğünüz gibi bir arıza devreye girdi. Buna ne diyebiliriz? Arkadaşlar, 3'e 3. La diyez diyebiliriz değil mi? La 3'e 2 olmuyor, la diyez diyebiliriz. Aynı zamanda da si bemol diyebiliriz. Bunu da biraz düşünün. Niye si bemol dediğinizi dersin sonunda anlatacağım. Tekrar ediyorum. Do, do, si, do, si, la. Gördüğünüz gibi si'ler natürelken birden si bemol oldu. Bu konular çok önemli. Gerçekten. Müzik teorisinin düğüm noktası burasıdır. O düğüm noktasının çözüldüğü konuyu anlatmaya çalışacağım size. Eğer bunu çok iyi anlarsanız bunun gerisi gelir. O da Batı müziğindeki sesler. Batı müziğinde kaç ses vardır? Birçoğunuz şöyle diyeceksiniz hemen. 7 tane. Ne onlar? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Evet. 7 tane natürel sesimiz var. Ama az önce öğrendik ki bir de arıza sesler var. Yani ara sesler. Bunlar kaç tane acaba? Bunlar da 5 tane. 7 natürel, 5 arızalı sesi var Batı müziğinin ve toplamda 12 tane ses oluyor. İşte bu Batı müziğinin düğüm noktası. Ne kadar enteresan değil mi? 12 tane ses ve birbirine hiç benzemeyen yüz binlerce şarkı. Batı müziğinde bir perdeye, bizim bir perdemize, yani mesela birden ikiye geçiyoruz, ikiden üçe geçiyoruz, buna bir perde diyorduk. Bir perdeye yarım ses denilmiş. Yarım ses. Yani ben size yarım ses dediğim zaman siz hemen bir perde anlayacaksınız. Yarım ses geç dedim mesela size. Örneğin 6'ya 1'deyiz. Yarım ses atla dediğim zaman 6'ya 2 yapacaksınız. Yarım ses daha 6'ya 3, yarım ses daha 6'ya 4. Yarım ses bir perde arkadaşlar. Ya da kalınlaştığımızı düşünelim. 6'ya 3'e basıyorum. Yarım ses pesleş dediğim zaman kalınlaş 6'ya 2. Yarım ses kalınlaş 6'ya 1. Yarım ses kalınlaş 6'ya 0. Yarım ses bir perde. O zaman tam sesi de siz söyleyin. 2 perde. Çok güzel. Bizim için şu anda en önemli konu yarım ses ve tam ses. Yani bir perde ve iki perde. Peki bunlar ne işimize yarayacak? Çok işimize yarayacak. İleride şimdiden ön çalışmasını yapıyorum. 6'ya 0 mi'ydi. 6'ya 1 fa. Kaç perde fark var 0-1 arasında? 1 perde. Peki o zaman ne demek bu? 6'ya 0 ile 6'ya 1 arasında yarım ses fark var. O zaman bu bizim doğal yarım ses aralığımız. Arızasız. Mi fa demek ki doğal olarak yarım ses. Sakın unutmayın. Mi, fa. Bunu evinizin duvarına bile yazabilirsiniz. Fa, sol. Bakın 1, 3. Bu nedir? Bu tam sestir. Çünkü 1-3 arasında 2 perde fark var. Sol, la aynı şekilde tam sestir. La, si yine 2 perde tam ses. Si, do. Bakın ne kadar perde geçiyorum? 1 perde. Evet. İkinci doğal yarım ses aralığımızı da bulduk. Birincisi neydi? Mi, fa'ydı. İkincisi si, do. Gitarın neresine bakarsanız bakın, bunlar hep bir perdedir. Yani mi'den sonra fa, bir perde sonradır. Si'den sonra do, bir perde sonradır. Her yerinde. Hepsine bakabiliriz. Bakın 4'e 2 mi, 4'e 3 fa. Notalarımızı inceleyelim. 2'ye 0 si, 2'ye 1 fa. 1'e 0 mi, 1'e 1 fa. Gördüğünüz gibi si, do ve mi, fa çok önemli, ezberlemeniz gereken iki ses aralığı. Bunun dışındaki kalan bütün notalar tam sestir, iki perdedir.